gel. Yolda su yok hiç. Gel. 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 Geliyorsun yaylardan, arkanda kıya yok mu? Benim göresim geldi, senin göresin yok mu? Belindeki kuşan, püskülleri aşağı. Yaylıya gar yağsa da sevdam gelse aşağı, sevdam gelse. Yollarda ye, içe öyle gideceğim. Abi bu yaylanın işi bu kadar. Ha üç ay dur bu atı. Gel. Gel bak gel. Gel. Geldi geçti. Ben kaynanam ölene kadarlık bu yoldan geldi geçti. Ölene kadar. Eskiden ha bu gördüğüm evlerde hep hayvan vardı. Hep böyle koyun, keçi vardı. Şimdi eskiler öldü. Yeniler daha mal etmiyor. Senin gibi çağlardakiler mesela mal idesi geliyor. Bayanları kabul etmiyor. Ben buraya geldim de burada ne yapacağım Cüsa? Geliyor, adam geliyor 15 gün, bir ay biraz duruyor, varıp gidiyor. Ha şimdi de fındık vardır, gittiler. Biz herhalde yatağa düşene kadar bırakamayacak bunu. O dinelmeyle bu olmaz. Gidesin var mı kuluk? Ne? Hadi uğurlu olsun.
Sasır orada. Üçte birini geldik yolumuzun. İki daha var. Buna da şükür böyle gidiyoruz. Gel. Aferin gel. Gel balın esken. Gel bak şuna. Gel şimdi. Bak göreyim bak. Gel bakayım. Gel. Bu da bizden. Gelin bakayım gel. 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 Beni götürürsen ben sana giderim. Gel. Gel bakayım. Sahibini gördün efendim. Sene dur yaylacılık. Hatta fazlası var ama onu gene köyde geçirdik. Ondan sonra ana buraya gidip evleneli bu atayım. Yayla. Git gel. Adım Fatma. Ama Fatma ismini kullanmıyorum. Babamın ismini kullanmıyorum. Bayram kızı. Derler bağ. Ondan sonra 50 doğumluyum. 73 yaşındayım herhalde. Ya 4'e mi gidiyorum öyle bir şey. Udur budur ya bu yolların kahrını çekiyorum. Allah herkese de çekmek nasip etsin. Mahamşin'le gidecek olduğumuz yaylıya pek canım ısınmıyor. Bu da devamlı çobanım. Bir arkadaş kısmım böyle fazla olmuyor da. Oluyor komşularım bana yanaşıyor da. Herkesten Allah razı olsun. Sen iyi oldun, onlar da iyi oldu. Şimdiki yaylacılık. Yaylacılık eski yaylacılıktı. Eskiden her gün koyunu olurdu, keçisi olurdu, sığırı olurdu. Yanında çoluğu çocuğu olurdu. Böyle hani gurbete dağılmazlardı ya. Ah, biz gördün işte evleri. Hep boş evler. Aynı bizimki de öyle olacak. Yapabilirsem biraz daha yaparım. Bir tane, iki tane. Yapamazsam ne yapayım?
iyi baktım dedi. Ha bu ne bu da niyken bir gibi bana alıştı bu. Sonra bu doğum yaptı. Bunun danasını ben kucağıma alıkanık. Buna emzüttürükenik. Şimdi bu bana alıştı. Bunu hepsi bana alışık. Ama bu beni hiç bırakmıyor. Bununla bir tek yatağımız ayrı. Bakalım böyle gene ne olacak? Hocam diyor herif bana. Bunu dediğin sen çekemezsin diyor bana. Çal Pazarı'nın Kabasakal Köyü'nden. Ben iki isim taşırım. Devletçe Hasan Öztürk, milletçe Şaban Öztürk. 75 yaşındayım. Bu zamana kadar yaylaya gider gelirim. Malımla beraber. Yavaş yavaş yaşlandık. Yarısını yürüyorum bu yolun. Ve Alaca Yaylası'na göç ettim. Kadırga Yaylası'ndan. Kadırga'daydı göçüm. Burada da evim var. Burada kalacağım. Kar yağana kadar oradayım Allah sağlık verirse. Bu malımla beraber. Ondan sonra yükleyip arabaya gideceğim köye. Yürüme işim bu kadar. Bu artık günden güne toprak çağırmaya başladı. Gel. Gel yürü. Niye sizin indirmeyi bu?
ana kızım. Ha? Ha dana. Yeter mi? Yeter yeter. Paşa gel bakayım, gel oğlum, gel 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 gel. Şey yok mu şimdi? Bu gördüğün yerin ben kalas odun, odun değil de domruk yığını olduğunu biliyorum. Eski Austin arabaları bizim Kadırga yolundan Zana'dan aşağı giderdi. Arabaların yürüyüp gidecek hali olmazdı. Yol yordu, bir şey doğru bir yol yordu ama Cenab-ım Allah'a çok şükür ki her taraf asfalt oldu. Malımın da ayağına değmiyor. Çimenden geliyorum çoğunlukla ama yaşama zamanımız, yaşama zamanımız. Ben burada mesela malımla çok geçtim. Bu ormanlarda biz yaylaya giderken yatıyorduk, kalıyorduk yani. Ben doğadan bittim, mal yaptım, faydasını da gördüm çok şükür. Faydasını gördüm ve görüyorum. Daha içtim bir bardak ayranını içtim malımın yanında burada. Ayranım, yoğurdum, sütüm benimle beraber. Yağım benimle beraber. Hiçbir şeyim olmasa sağırsın bir inek, sütünü yersin, şey yapar seni, karnını doyurursun. Ben bunları hepsini biliyorum ve yaşıyorum, yaşadım da yani. Gel bakayım, gel bakayım ayıma bir. Ne kadar geldin? Gel. Dur oğlum, gel. Adam var, biz kaçtık bu adam. Yağmur yağıyordu, fırtına var böyle. Ulan buraya geldik. Bu zamanla bu arada şey var, kalas var. Buradan o yani yanıyor güneşte. Arkamızda yorgandan aşağı. Şıbır şıbır su akıyor. Demin vardı bu ne burada diyor, yorganımızı kuruttuk biliyor musun diyor bağladı. Şimdi yorgan niye dağıyorsun sırtına, tabak niye dağıyorsun? Sütümde bir sepet, kocaman sepet, içi bakır dolu, işte alüminyum dolu, bir oraya götürecektim bir buraya. Ama şimdi yok o, çok olsun şimdi de, her şey rahat da, bizden her şey geçti. Dur, seni götüreyim gel. Götürürsün beni, buraya gireceğim. Ha, niye aşağı bak? Kampiye var, götüremezsin. Ha bunu seviyor bizim sıramız. O böğürtlen var. Görüyor musun bu yaprağı nasıl yerler? Bu yaprak bizim burada çok var. Tamam ben gideyim biraz. Ha sen git. Sapakta, öz dalında beklerim. Yok biraz. Yok, al sapakların üstüne git de daha ben orada binerim, diye belim ağrıyor. Gel, biz şimdi öyle sapakçıyız. Kamyonu var. İmanın dediğini değil. Öpüştük, öpüştük. Git. Tamam. Git artık. Trabzon Şalk Pazarı Kavası Kalkayım'dayım. Göç için geldik. Yeni emekli oldum bu arada. Belki yani bir tane işte böyle eşim böyle ya şakacıktan falan diyor. Bu sene mahsus senden falan diyor. İşte sen yaparsın bu işleri falan diyor. Dalga geçiyor. Ama yapılabilir, zevkli bir şey. Biraz önce Sazalan'ınla yemek yedik. Orada mesela en son babamla yemek yediğimiz aklıma geldi. Babam rahmetli oldu benim. Yani o birazcık onunla birlikte gelmiştik öyle yani. Babam da küçüktü burada geçmiş. Annemi de küçüktü burada geçmiş. O yüzden biraz böyle benim için duygulu geçiyor. Eşim Güngör, biz 5 yıl oldu evleneli. Her sene yaz tatillerinde buraya geliriz. Ben
8 yaşından beri yolda yürürüm. Buralardan Alacı'ya, köye. Rahmetli babaannem vardı. O bazen yürüyemeyince kamyonla falan giderdik beraber. Ama genellikle hep göçü bu şekilde götürüyorduk böyle. Hep her yerde bir anımız var. Anı dedik, biraz dram gibi oluyor. O zaman daha farklıydı her şey. Şimdi bakıyoruz, 100 metre gidip arabayla beraber gidip gidip geliyoruz. Yorulduğumuzda biniyoruz arabaya. Ama eskiden öyle değildi. Hatta gece yattıklarımız var. Ormanda yatıyorduk burada geceyi. Bu şekilde devam ediyoruz buralarda. İnşallah ileriye dönük gelmeyi düşünüyorum burada. Ha, boğam kadar olmasa bile bir tane bir inek yaparım. İsmim Oğuzhan, soyadım Öztürk, 26 yaşındayım. Mühendisim, bir özel sektörde çalışıyorum. Dedemi götürmek için geldim. Bu benim yaklaşık 20. göçüm falan, 20 göçü de yürüyerek geldim. Seviyorum buraları. Üniversiteden bitene kadar, işe başlayana kadar her yaz 2-3 ay en az buralarda kaldım. Kalbim hala buralara atıyor. Yıllık izinlerimde buralara gelmeyi tercih ediyorum. Dedemle babaannem ölene kadar da bu dağlardan vazgeçmeyeceğim. Onlar öldükten sonra da artık emeklilik planı mı olur, onların devamı mı olur? Onu bize hayat gösterecek. Hayatta en fazla keyif aldığım şeylerden biri bunlar, ineklerle beraber yürümek. Yani bu sene şu an göçtüğümüz Alaca Yaylası'ndan Kadırga'ya tersine yürümüştüm. Bir daha geri götürmek nasip oldu. Hava güzel. Etrafta akrabalarım, amcam, kuzenlerim hep beraber dedemleri götürüyoruz. Onlar ayrı bir heyecan, mutluluk. Ya bu dağlar bizim kanımızda var. Hani ben ölene kadar da bu dağlarda bir zamanımı geçireceğim. Allah izin verirse, sağlık sıhhat verirse bu dağlar dedemden sonra da boş kalmayacak. Ya ben, ya amcalarım, ya kuzenlerim elbet bu dağları dolduracağız. Bu geleneği yaşatacağız. Hani bu yolda geçtiğim her yolda bir anım var, her yolda bir hikaye var. İşte dedemi öküz süsmüştü, yuvarlamıştı, gülüp eğlenmiştik. Bir yerde yağmura tutulmuştuk, ormana sığınmıştık. Ya bu anılar kolay kazanılmadı, bundan sonra da inşallah artarak gider. Bu dağa gelmemde vesile olan eşime teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Yusuf. Oğuzhan'la üniversiteden arkadaşız. 3 yıl önce burada Alaca'dan Kadırga'ya bir göçte başladı bizim serüvenimiz. Bayram kızı bana dedi ki, bir dahakine dedi koluna takıp da geleceksin dedi. Ben de bir dahakine işte dönüş göçü olan Kadırga'dan Alaca'ya olan göçte eşimle kardeşimle bu göçe katıldık. Mutluyuz işte. Bayram kızı ve Şaban dedemizi neşelendirdik. Onların geleneklerini, göreneklerini yüzyıllardır süren bu göreneklerini sürdürdük. İnşallah daha da devam ettirirler. Biz de böyle ara ara geliriz. Böyle etkinliklere katılmış oluruz. Bizim de kökümüzde hayvancılık var. Biz de Ankara Polat'ta yaşıyoruz. İkimizin de ailesi hayvancılıkla ve çiftçilikle uğraşıyor. Ama tabii bizim oralarda böyle dağ bayırı yok. Bizimkisi biraz da düzde kalıyor. Ve böyle değil. Bizde bu şekilde adetler de yok.
Adım Utku, soyadım Öztürk. Hani yıllardan beri bu göçleri atıyoruz dedemle beraber. Hani son zamanlarda biraz zorlanmaya başladı ama yani artık son göçlerimizde atmaya yardım ederim dedik dedemize. Hani elimizden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hani Gebze'den kalktık geldik, iznimizi burada kullandık. İşte dedemin bu gelenek, yıllardır yapıyorlar. Biz de geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz ama bundan sonra neydi de? Deden geliştiriyor böyle böyle. Herkesinizi, geleceğinizi siz de geliştirin. Sen dede zaman... bundan sonra yarışamayız herhalde. Zamanında tek başına giriyormuşsun buralara. Bak bize bak şimdi. Peki ne yapalım? 3-5 defa adam değiştirdik. Cenab-ı Allah bunları da bana nasip etti. Çok şükür. Aynen öyle. Ha böyle. Bak ben bir şabanekan oldum 20 kişi. Valla öyle. İnsanı seveni çok olunca öyle oluyor. Arkadaşım Yusuf, Ankara Polatlı'dan geldi. Üniversitenin ev arkadaşımdı. 5 sene dostluk yaptık. Daha önce bir kere göçmüştü o da bizle beraber. Bu sefer eşiyle, kardeşiyle geldi. O da bu anılara bugün bizde eşlik ediyor. Hayvan baktığımızdan daha küçüklükten üniversitede ayrı bir dostluğumuz oldu. Hani 2014'te tanıdım. 2023'teyim. İlk yurtta kaldığımız zamanlar kendi yatağına giderdim. Bu bir gelirdi. Ben yatağında yatardım. Bilgisayarını falan her şeyini alırdım. Bunun bende çok elbisesi kalmış şimdiye kadar. Oradan bu zamana başlayan dostluk. Eşlerimiz arkadaş. Geldik bu dağlarda beraber ikinci defa yürüyoruz. Dedemle babaannemi de dedesi babaannesi yerine koyuyor. Allah rahmet eylesin. Onlar vefat etti. Kendi dedesi babaannesi. Onları da ayrı seviyor. Onlar da bunu ayrı seviyor. Ben ne zaman gelsem onu soruyorlar. Yusuf gelmiyor mu? Yusuf gelmiyor mu? Abi bu aynı şekilde bizim orada da öyle. Ben Ankara Polatlı'da özellikle bizim kendi köyümüzde Oğuz'u bilmeyen yoktur. Yani o da bizim oraya bayağı bir geldi. Ve kendini de orada sevdirdi. Oğuz üniversitenin sonunda bir kaza geçirdi. Ailesiyle beraber mezuniyete gelirken takla attılar. O zaman falan bizim bütün köy Oğuz için dua etmişti mesela. Orada İbrahim amca var, Oğuz'un amcası. Orada şu sözü beni çok etkilemişti. Yani benim burada da bir ailem varmış dedi bize. Ankara'da. Oradan da işte bizim aile dostumuz başladı. Buralarda devam. İnşallah ölene kadar da devam edecek. Gel bak gel. Duman kapattı bu bari. Gel. Alman Ford'u. Yakaladım seni kendi. Eğitimli. Sürüyor abi dedin. Yürü. Yürü gitsin sen. Bakalım. Dört tane sürü geçti bu sene, koyun sürüsü. Mal yanıyor, ben evden doğru görüyorum. Yani şu suda kuruttu mal yani. Su yok. Evet, geç.
gelirler bak. De. Haydi haydi. Gel. Gel. Yürü. Gel bakayım gel. Atla atla bir şey oldun atla. Ana! Ahura mı gelecek? Yaylamıza işte. Gördün mü yaylayı? Diğeri görünmez. Bir şey etmez. Adamına göre buranın yaylası var. Yine gene bağırıyor. Daha. Gel. Değil misin? Bak baba. Yayladan burası daha yeşillik görüyor musun? Ama tabii yaylanın zevki başka oldu. Kember abi sen yanımda Allah'a şükür. Bu daha bir şey olmaz. Birimiz o yana, birimiz bir yana daha döndük bu tavır. Baksana aha buraya doğru hep bizim ha. Baksana hep uşağımız bizim uşağımız. Daha hala tartışa çıktık. Daha bunun sonu yok. Ne?